Aslandır adım benim. Hep icat peşindeyim. Gece gündüz düşlerim. Çünkü işim bu benim. Aslandır adım benim. Hep icat peşindeyim. Yanımda olunca dedem her sorunu çözerim. La 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 la. Patin'in Kulübesi. Dan dan dan, çekilin yoldan. Geliyor aslan. Geldin mi aslan usta? Yok, gelmedim daha. Yoldayım. Gördün mü bak? Kamyonum su birikintisine girdi. Gözünü yoldan ayırma usta. Dün gece çok yağmur yağdı. Kamyonumun ne yağmur ne çamur durduramaz. İşte kumu getirdim Mehmet usta. Tüm malzemeler tamam. Artık kumdan kalemizi yapabiliriz. Biraz ara verelim mi? Kamyonlar dinlensin. Olur. Biz de azıcık dinlenelim. Çok yaşa. Ben hapşurmadım ki. Kim hapşurdu o zaman? Ha? Hı? Ha? Ses şuradan geldi. Hapşuran kesin Pati. Ses içeriden geliyor. Pati, ne oldu sana? Pati, Pati. Pati, iyi misin? Hasta olmuş galiba. Baksana burnunda akıyor. Babama haber vereyim hemen. Sen Pati'nin başında bekle, olur mu? Başında beklemesem. Burası daha iyi gibi. Peki peki, yanında ol yeter. Ben hemen gelirim. Hadi baba. Ozan amca, Pati hiç iyi görünmüyor. Durmadan hapşırıyor. Bir kontrol edelim bakalım. Paticiğim, bana bak bakalım. Heh, şöyle. Şimdi de burnuna bakalım. Nesi var baba? Veterinere götürsek daha iyi olacak oğlum. Bir an önce tedavisi başlasın. Siz burada bekleyin. Pati'nin muayenesi bitince arar, durumu haber veririm. Hayırdır aslan? Ne bu halin? Dedeciğim, Pati hastalandı. Sürekli hapşırıyor. Babam veterinere götürdü. Vah Pati vah. Burada uyuduğu için üşütmüş olabilir. Baksana, bu kulübenin zemini ıslanmış. Dün gece çok yağmur yağdı dede. Çatı sağlam görünüyor ama rüzgarla birlikte yağmur içeri girmiştir. Ona yepyeni bir kulübe yapalım. Her zaman kuru ve sıcak kalacak rahat bir kulübe. Hadi göster bakalım nasıl bir kulübe yapacağız? Hayal eder düşlerim. Düşlerimi çizerim. Tüm zorlukları aşar. Her sorunu çözerim. Pati için hem güvenli hem de eğlenceli bir kulübe yapabilirim. Tıpkı böyle teraslı ve havuzlu bir kulübe olur. Terasına çıkıp hava alır, etrafı gözler. Terastan aşağı inmek için de kaydırak yaparım. En üst kattan hızlıca iner o zaman.
Bir de salıncak yaptık mı? Harika olur. Galiba Pati için uygun bir kulübe olmadı. Belki de sırtta taşınan kulübe yaparım. Pati her gittiği yere kulübesini götürebilir böylece. Hem korunur hem üşümez. Bu da pek işe yaramadı. Pati taşımasa bile kulübe her yere gidebilmeli. Hem de kendiliğinden. Tıpkı babamın arabası gibi. Evet evet, araba gibi. En iyisi daha basit bir kulübeyi hayal etmek. Yağmur yağdığında içini su almayacak bir yere taşıyabilsem kulübe hep kuru kalırdı. Şimdi ne yapmam gerektiğini biliyorum. İşte böyle bir kulübe olacak dede. Nasıl? Güzel olur mu sence? Çok güzel. Her şeyi tek tek düşünmüşsün. Pati, böylece kulübesini nereye isterse oraya taşıyabileceğiz. Hava güneşliyse gölgeye, yağmur ya da kar yağarsa daha korunaklı bir yere taşıyabiliriz. Bunu nasıl yapacağımızı biliyorum. Senin şu üç tekerlekli bisikletin vardı ya. Evet, direksiyonu bozulmuştu. İşte ben onu sakladım. Bir gün lazım olur diye. Pati'nin kulübesini onun üzerine yapacağız. Ne dersin? Harikasın dedeciğim. Tam hayal ettiğim gibi olacak. Boyası şimdiden kurumuş bile. Nasıl? Bu tekerlek düzeni işe yarar mı aslanım? Harika görünüyor dede. Kulübemiz de hazır. Hadi o zaman yardım et de yerine yerleştirelim. Artık kulübeyi istediğimiz yere götürebiliriz. Olmuyor dede. Kımıldamıyor. Aman oğlum yavaş. Kulübeyi değil tekerlekleri hareket ettireceksin. İyi ama tekerlekler dönmüyor. Beni hareket ettirecek olsan ne yapardın? İşte böyle çekerdim. Şundaki güce bak sen. Sıkı tutup kavrayabileceğin bir şey olunca nasıl hareket ettiriyorsun gördün mü? Bak şimdi doğru yolu buldun işte. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Senin de ellerine sağlık aslanım. Acaba Pati beğenecek mi? Ne dersiniz? Beğenecek bence. Hey, ben geldim. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Pati'ye ev hediyesi getirdim. Bakayım. Fotoğrafı çekildiğimiz gün çok güzeldi değil mi? Evet, çok eğlenmiştik. Pati iyileşip dönünce en mutlu günümüzü hatırlasın istedik. Nereye asalım? Bence kulübenin girişini asabiliriz. Çiviyi çakacağım. Kenara çekelim bakalım. Teşekkür ederiz Hasan dede. İşte oldu. Çok özledik. Dikkat et kendine. Bir daha hasta olma. Bizim Pati gece üşütmüş. Ama veteriner birkaç güne bir şeyi kalmaz dedi. Nasıl? Kulübeni beğendin mi? Pati'yi bilmem ama ben çok beğendim. Söyle bakalım Pati. Kulüben nerede olsun istersin? Kendin seç. Aslan, bu tekerlekli kulübe çok güzel ama bütün gün çekemeyiz. Pati'nin bu kadar kararsız kalacağını düşünemedim Mehmet.
Pati nihayet kararını verdi. Aslan'ın hayali sayesinde ne yağmur, ne rüzgar, ne de kar artık Pati'yi rahatsız edemez. Hazır böyle gezen bir kulübe bulmuşken her gün başka bir yerde uyursun Pati. Olamaz.